Photoshop programında resimler üzerinde çalışırken bazen Photoshop'un bize önceden tasarladığı ayarları fotoğraflar üzerinde kullanmak isteriz. Yalnız bu ayarlar genelde fotoğrafların orijinalini bozacaktır. Örneğin burada filtreler menüsü altından basit bir filtreyi seçip resmimizi uyguluyorum. Bu uygulamanın ardından dikkat ederseniz resmimizin orijinali bozuldu ve orijinal üzerinde herhangi bir şey yapmamıza izin vermiyor. Bu özelliği ancak History panelinden resmimizi eski haline gelerek orijinale dönebiliriz. Ancak eğer biz üzerinde çalıştığımız layer'ı layer menüsü altından Smart Obje ve Convert to Smart Obje seçimine tıklayarak akıllı bir nesneye dönüştürürsek bu bir takım farklılıklar ortaya çıkaracaktır. Örneğin Layer menüsünde dikkat ederseniz artık bizim kullandığımız resmin yanında onun Smart Obje olduğunu belirten küçük bir ikon çıktı. Bunun arkasından biraz önce uyguladığımız efekti tekrar resmimize uyguluyoruz. Bu uygulamanın ardından farklı olarak uyguladığımız filtrenin özelliklerini bize gösteriyor. Eğer bu özellikleri katmanlarda gördüğümüz gibi yanındaki göz butonuna basarak kaldırırsak resmimizin orijinalinin hala bozulmadan durduğunu görebiliriz artık. Eğer smart obje uygulamasını yaptığımız layerin üstünde bir değişiklik yapmak istersek, buradan layer menüsü altında smart objenin altından tekrar edit contents yani içeriği düzenle diyebiliriz. İçeriği düzenle dedikten sonra çıkan diyalog kutusuna okay diyoruz. Dikkat ederseniz bizim kendi orijinal dokümanımızın yanında sadece içeriğin olduğu bir dokümanı daha açtı. Burada istediğimiz değişiklikleri yaptıktan sonra örneğin şuraya basitçe bir şeyler çiziyorum bu dokümanı kaydet dersek orijinal dokümanımızda üzerine uyguladığımız filtrede hiçbir değişiklik olmadan içerikteki değişikliği yaptığını ve aynı filtre özelliklerini bu değişikliği de uyguladığını görebilirsiniz.